Bir zamanlar zengin olan bir adam varmış. Bu adamın 3 tane genç kızı varmış. Kızlarından ikisi çok kibirli ve şımarık, diğeri ise çok nazik ve çalışkanmış. İsmi ise Güzelmiş. Günlerden bir gün zengin adam gemilerinin fırtınada kaybolduğu haberini almış. Kızlarına da bu yüzden artık zengin olamayacaklarını anlatmış. Güzel babasının haline çok üzülmüş ve onu teselli etmiş. Diğer iki kız kardeş ise tüm gün bu durumdan şikayetçi olmuşlar. Bir sabah babaları kayıp gemilerinden birinin limana geldiği haberini almış. Kızlarım, eğer gemim sağlam kalırsa dönerken size hediyeler getireceğim. Söyleyin bakalım ne getirmemi istersiniz? Elmas bir yüzük, yakut bir taş, altın bir bilezik. Peki ya sen ne istersin güzel? Bana bir gül getirsen yeter babacığım. Baba uzun bir yolculuğun ardından limana vardığında gemisinin harap olmuş halini görmüş ve çok üzülmüş. Eve dönüş yolunda karanlık ve soğuk bir ormandan geçmiş. Gökyüzünde şimşekler çakıyor, rüzgarın hızından ağaçlar neredeyse üzerine devrilecekmiş. Adamcağız öyle üşümüş, öyle korkmuş ki biraz dinlenmek istemiş. Fakat tam o sırada görkemli bir şato fark etmiş. Adam şatodan içeri girmiş. Hey! Burada kimse var mı? Etrafta kimse yokmuş. Buna rağmen içerisi oldukça aydınlık ve sıcakmış. Üstelik yemek masasının üzeri mis gibi yemeklerle doluymuş. Zavallı adam yemekleri görünce dayanamamış ve hemencik karnını doyurmuş. Şatoda biraz gezinirken boş bir yatak odası görmüş ve içeri girip rahat bir uyku çekmiş. Ertesi sabah uyandığında yanı başında yeni kıyafetler bulmuş. Bu şato iyi kalpli bir periye ait herhalde. Keşke ona teşekkür edebilseydim. Adam şatodan ayrılmak üzereyken bahçedeki gülleri fark etmiş. Kızlarım için pahalı hediyeler alamadım ama bari güzelin isteğini yerine getireyim. Adam güllerden birini koparmış ki o anda çok güçlü bir kükreme sesi duyulmuş. Ağaçların arkasından korkunç bir canavar çıkmış. Adam çok korkmuş. Senin karnını doyurdum. Rahat uyumanı sağladım. Sense benim güllerimi koparıyorsun. Bu nasıl teşekkür etmek? Affedin efendim. Ben sadece kızım için bir gül almak istemiştim. Bu yaptığının bir cezası var. Eve dönüş yolunda göz göze geldiğin ilk kişiyi bana getireceksin. Yoksa seni yakalar ve bir ömür boyu zindana hapsederim. Adam üzülerek yola çıkmış. Yol boyunca kimseyi göremeyen baba, eve vardığında onu bir tek güzelin beklediğini görmüş ve göz göze gelmişler. Bu yüzden üzülerek ona başından geçenleri canavarın isteğini anlatmış. Bunu duyan diğer kız kardeşler güzele sinirlenmişler. Eğer babamızdan gül istemeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti. Ya ben babamla göz göze gelmiş olsaydım o zaman ne olacaktı? Bir canavara teslim mi olacaktım? Ay olamaz. Ben çok üzgünüm babacığım. Senin tutsak edilmemen için ben her şeyi yaparım. Adam güzeli de alıp söz verdiği gibi canavarın şatosuna gitmiş. Yemek salonuna girip masaya oturmuşlar. İşte tam o sırada yine bir kükreme duyulmuş ve canavar salona gelmiş. Güzel çok korkmuş.
Fakat çirkin canavar ona karşı çok nazik konuşmuş. Biraz sonra baban şatomdan ayrılacak. Ve sen burada kendi isteğinle kalmaya devam edecek misin? Evet, burada kendi isteğimle kalacağım. Güzel babasına sarılıp onu eve uğurlamış. Ardından şatonun içerisinde gezinmiş ve üzeri güllerle süslü bir kapı görmüş. Merakla içeri girmiş. Bir tarafta piyano, diğer tarafta salıncak, kocaman bir kitaplık ve binlerce kitap. O da tam hayallerindeki gibiymiş. Masanın üzerinde ise küçük bir not görmüş. Sevgili kraliçem, seni her daim mutlu görmek isterim. İsteklerin benim için emirdir. Güzel, babasını bir kez daha görmek istediğini düşünmüş. Ardından akşam yemeği için salona inmiş. Bir süre sonra çirkin canavar da salona gelmiş. Kraliçem, akşam yemeğinde size eşlik edebilir miyim? Bu şatonun sahibi sizsiniz. Neden bana soruyorsunuz ki? Hayır, hayır. Buranın sahibi sensin güzel. Eğer istersen ben hemen giderim. Zaten eminim beni çok çirkin buluyorsundur, değil mi? Güzel, canavarın bu cevabına çok şaşırmış ve ne söyleyeceğini bilememiş. Keşke sizinle evlenip mutlu bir hayat yaşasaydık. Hayır, seninle evlenmek istemiyorum. Bunun üzerine canavar salonu terk etmiş. Ancak yine de her akşam yemeğinde canavar güzele harika yemekler hazırlıyor, ona karşı çok kibar davranıyormuş. Günler geçtikçe güzel de çirkin canavara alıştığını ve onunla güzel vakit geçirdiğini fark etmiş. Üstelik artık canavardan korkmuyormuş. Günün birinde güzel babasını çok özlediği için onun yanına gitmek istediğini söylemiş. Elbette gidebilirsin. Fakat geri döneceğine dair bana söz ver. Söz veriyorum, 3 gün içinde geri döneceğim. O halde bu yüzüğü parmağına tak. Yüzüğü çıkardığın anda kendini yeniden bu şatoda bulacaksın. Güzel yüzüğü takıp babasını ziyarete gitmiş. Babası güzeli görünce çok mutlu olmuş ama ablaları onu çok kıskanmış. Yüzüğün çok çirkinmiş. Evet, sana hiç yakışmamış. 3 gün hızlıca gelip geçmiş. Güzel babasıyla eğlenceli vakit geçirdiği için 4. günde orada kalmış. Ancak o gece uykusunda korkunç bir kabus görmüş. Kabusunda canavar bahçede üzgün, bitap şekilde duruyormuş. Uyanır uyanmaz onu özlediğini fark eden güzel, hemen parmağındaki yüzüğü çıkarmış. Böylece kendini bir anda şatodaki odasında bulmuş. Telaşla koşarak bahçeye inmiş. Canavar sahiden de kabusunda gördüğü gibi bahçede üzüntüden bitap halde yatıyormuş. Güzel yanına yaklaşıp ona sarılmış. Uyan canavar, hadi uyan. Sana bir şey olursa kendimi asla affetmem. Canavar bir an için gözlerini aralamış. Güzel, artık dönmezsin sanmıştım. Üzüntüden hasta oldum ve güçsüz düştüm. Ben uzaktayken seni özlediğimi fark ettim. Ve kendi isteğimle yanına geldim. Çünkü ben seni seviyorum. Seninle bu şatoda mutlu bir hayat sürmek istiyorum. İşte o anda etraf parıltılı ışıklarla kaplanmış. Güzel neler olduğuna şaşırmış etrafa bakınıyormuş. Yüzünü tekrar canavara döndüğünde ise yerinde yakışıklı bir prens olduğunu görmüş. Ha? Oh, sen de kimsin? Canavar nerede? O canavar benim güzel. Kötü bir büyünün etkisi altındaydım. Beni sevdiğini söylemeseydin hayatımın sonuna kadar çirkin bir canavar olarak kalacaktım.
Güzel, iyi kalbi ve gerçek sevgisi sayesinde mutluluğuna mutluluk katmış. O günden sonra yakışıklı prens ve güzel parlak şatoda bir ömür boyu mutlu yaşamışlar. Bir zamanlar çiçekleriyle meşhur bir ülkede yakışıklı bir prens yaşarmış. Bu prens bir canavar olarak yalnız kaldığı uzun yılların ardından hayatının aşkı güzeli bulmuş. Artık güzelle yaşadıkları şatoda mutlu mesut günler geçiriyormuş. Bir gün akşam yemeği yerlerken güzelin aklına bir şey takılmış. Richard, bana kötü bir büyünün etkisi altında olduğun için canavara dönüştüğünü söylemiştin. Bunu senin gibi nazik ve iyi birine kim neden yapsın ki? Sevgili güzel, bu uzun bir hikaye. O gece Prens Richard başından geçenleri güzele anlatmış. Küçükken yalnız bir çocuk olduğunu, yüzünde çıkan kırmızı benekler yüzünden kimselerle konuşmak istemediğini söylemiş. Bu yüzden de herkese kötü davranıyormuş. Hatta o kadar sinirli biriymiş ki kimse yanına bile yaklaşmak istemiyormuş. Günün birinde yüzündeki beneklerin sebebinin odasındaki gül çiçeklerinden olduğu anlaşılmış. Bunu duyan güzelin aklı karışmış. Fakat merakla prensi dinlemeye devam ediyormuş. Hiçbir şifacı bu beneklere çare bulamadı. Ben de güllere yaklaşamadığım için bütün ülkedeki gül bahçelerini yasakladım. Ama bir gün halktan biri prense ormanın derinliklerinde bir cadının yaşadığı haberini vermiş. Söylediklerine göre cadının bahçesi güllerle dolup taşıyormuş. Bunu öğrenen prens çok sinirlenmiş. Kendisine karşı gelen bu cadıyı ve o gülleri yok etmek istemiş. Askerlerini toplayıp cadının yaşadığı yere gitmek için yola çıkmış. Cadı Rosa'nın gerçekten de renk renk gül bahçeleri olan bir şatosu varmış. Ah mır mır, çekil ayağımın altından. Birazdan güzelliğimin etkisi gidecek. Hemen gül toplamam lazım. Cadı Rosa aslında çok çirkinmiş. Burnu neredeyse ağzını kapatıyormuş ve yüzünde kocaman benler varmış. Sabahın erken saatlerinde bahçesinden gül toplayıp hızlıca evine dönermiş. O güllerin yapraklarını ezip yüzüne sürer, büyülü cümlelerini söyler ve bu sayede güzelleşirmiş. Siyah, kabarık ve pis saçları yumuşacık upuzun saçlara dönüşürmüş. Ah benim sevgili güllerim, sizler olmasanız ben ne yapardım? Rosa efendim, galiba şatomuza birileri yaklaşıyor. Biraz sessiz olur musun mırmır? Aynada güzelliğimi izliyorum. Dikkatimi dağıtıyorsun. Prens Richard ve askerleri nihayet cadının şatosuna varmış. Prensin gözleri gülleri uzaktan gördüğü gibi yanmaya başlamış. Çabuk beni koruyacak özel kıyafetimi getirin şimdi. Prens özel kıyafetini giydiği sırada bir asker bahçenin kapısını açmış. Sonra prens önde, askerler arkada gül bahçesine dalıvermişler. Prens Richard korunaklı elleriyle bahçedeki gülleri avuç avuç koparıyormuş. Öyle ki gül yaprakları havada uçuşuyormuş. Demek bana karşı gelirsin ha? Bahçeni de seninle beraber yok edeceğim seni pis cadı. Cadı Rosa'nın kedisi Mırmır pencere kenarında miskin miskin uyuklarken aniden seslere uyanmış ve olanları görmüş. Hemen aynada yumuşak saçlarını tarayan Rosa'nın yanına koşmuş. Güller! Gülleriniz gidiyor! Çabuk pencereden bakın! Sen yine ne saçmalıyorsun Mırmır? Askerler! Gülleri koparıyorlar! Miau! Cadı hemen pencereye koşmuş. O anda
zırhlı bir adamın arkasında askerleriyle bahçesindeki gülleri yolduğunu görmüş. Hayır! Benim güllerim! Güllerime ne yapıyorsunuz öyle? Kimsiniz siz? Askerler birden durup penceredeki cadıya bakmışlar. Fakat uzun saçları rüzgarda dalgalanan güzelliğiyle her şeyi unutturan bir kadın görmüşler. Kadının güzelliğinden o kadar etkilenmişler ki gülleri koparmayı bırakmışlar. Prenses hala sinirle gülleri yolmaya devam ediyor, penceredeki cadıyı görmüyormuş. Tam o anda prensin eldiveni gülün kocaman dikenine takılmış ve yırtılmış. Eli anında kaşınmaya ve kızarmaya başlamış. Prens panikle bahçeden çıkmaya çalışmış. Fakat bu sefer de ayağı dikenlere takılmış. Yere düşmüş. Düşünce prensin ağır demir maskesi yüzünden çıkıvermiş. Maskem! Gözlerim! Yardım edin! Her yerim yanıyor! O sırada cadı bahçenin ortasında belirmiş. Neredeyse tamamen yok olan gül bahçesine üzüntüyle bakmış. Bir daha güzel olamayacağı için o kadar sinirlenmiş ki yüzündeki büyünün etkisi geçmiş ve yine eski çirkin haline dönmüş. Sizi hemen şatomun içine taşıyın. Sonra derhal burayı terk edin. Yoksa hepinizi kurbağaya çevirir, bataklığa hapsederim. Askerler cadının dediğini yapmışlar. Prens gözlerini kasvetli bir odada açmış. Hey! Kimse yok mu? Neler oluyor? Cadı Rosa sinirle içeri girmiş. Lütfen yardım et. Yüzüm, ellerim çok kötü halde. Bu halde hiçbir prenses benimle evlenmez. Hayır! Sen çok bencil birisin. Seni hiç kimse sevemez. Anlıyor musun? Bunun karşılığını alacaksın. Hatta gerçek aşkı bulana kadar bir canavar olarak yapayalnız kalacaksın. Cadı elindeki iksiri prensin üzerine dökmüş ve onu çirkin bir canavara dönüştürmüş. Küstahlığının sonucu işte bu oldu prens. Artık bana hizmet edeceksin. Şimdi kendi sarayına dön ve sonsuza kadar gül tohumları ek. Prens bir canavar olarak sarayına geri dönmüş. Onu bu halde gören tüm çalışanlar korkarak saraydan kaçmış. Hatta anne ve babası bile onu terk etmiş. Artık güllerin yakınında olmak Prens Richard'ı rahatsız etmiyormuş. Fakat koskoca sarayda bir canavar olarak yapayalnız kalmış. Günlerce, gecelerce bahçedeki güllerle ilgilenmiş. Ta ki güzel karşısına çıkana dek. İşte böyle güzel. Sen bana gerçek aşkı verdiğin, beni gönülden sevdiğin için cadı Rosa'nın yaptığı büyünün etkisi geçti. Ah sevgili prensim, ne kadar da üzücü bir hikayeymiş bu. Ama artık büyünün etkisi geçtiğine göre bahçedeki güllere ne olacak peki? Prens Richard ve güzel garip bir çıtırtı sesi duymuşlar. Hemen sarayın camından gül bahçelerine doğru bakmışlar. Güllerin arasında mor ışıltılı kara bir gölge görmüşler. Ne güllerin ne de senin peşini bırakacağım prens. Sizi sonsuza kadar lanetleyeceğim. Prens ve güzel sevgiden daha değerli bir şey olmadığını çoktan anlamışlar. Ama cadı Rosa'nın bunu anlaması imkansızmış. Uzak bir ülkede kibirleri ve kıskançlıklarıyla meşhur iki kardeş yaşarmış. Kız kardeşleri olan güzeli öylesine kıskanıyorlarmış ki onun güzelliğine, mutluluğuna sahip olmak için yapmayacakları şey yokmuş.
O gün kız kardeşler güzelin vereceği piyano resitaline gitmek için hazırlanırken her zamanki gibi tartışmaya başlamışlar. Yine benim tarağımı mı aldın sen? Birincisi bu senin değil, bu güzelin. İkincisi zaten tarasan da saçların bir şeye benzemiyor. Nihayet tarak kırılıp ortada kavga edecek bir şey kalmadığında kız kardeşler güzeli üzmek için plan yapmaya başlamışlar. Diğer yanda ise kocaman bir şatoda yaşayan kötü kalpli cadı Rosa aynasından çirkin yüzüne bakıp elindeki kuru gülleri yere fırlatmış. İşe yaramıyorlar işte. Sonsuza dek çirkin kalacağım. Cadı Rosa daha genç bir cadıyken bile herkes onu çirkinliğiyle alay edermiş. Ne büyüler ne sihirler denermiş ama bir türlü güzelleşemezmiş. Bir gün bahçesindeki gülleri ezip çirkin kokusunu gidermek için kendine parfüm yapacakken kedisi Mırmır ayağına dolanmış ve ezilmiş güllerle dolu kase Cadı Rosa'nın başından aşağı devrilmiş. İşte o an yüzündeki kocaman benleri gitmiş. Kabarık ve çirkin saçları ipek gibi oluvermiş. Burnum, saçlarım, ellerim. Güzelleştim. Mırmır bak. Artık çok güzelim. Güzelleşmenin yolunu bulan Cadı Rosa her sabah erkenden uyanıp bu büyüyü yaparmış. Ta ki prens gelip bahçesindeki gülleri yolana dek. Rosa aynasının üzerini örtüyle kapatırken güm diye bir ses duymuş. Şatonun kapısından içeri itişe kakışa iki kız kardeş Barbara ve Bianca girmiş. Cadı Rosa'nın şatosu burası mı? Hey, kimse var mı? Güzel'in kıskanç kardeşleri şatonun salonunda aniden cadıyla karşılaşınca çok korkmuşlar. Siz de kimsiniz? Söyler misiniz burada ne işiniz var? Kız kardeşler cadıya Güzel'in hak etmediği bir hayat yaşadığından şikayet edip bugünkü piyano resitalinde onun mutluluğunu sonlandırmak istediklerini söylemişler. Peki benden ne istiyorsunuz? Ona bir büyü yap, şişmanlasın, top gibi olsun ve prens onu istemesin. Prens onu şişman da sever ama. O zaman biz de onu yedi mağaralıda tepesine hapsedelim. Prens onu orada da bulur. Kız kardeşler birbirleriyle anlaşamayınca Cadı Rosa eliyle bir büyü yapıp onları susturmuş. İksir dolabından mor renkte bir şişe alıp kız kardeşlerden birinin eline tutuşturmuş. Bu iksirden Güzel'in piyanosuna 3 damla damlatın. Sonra bana teşekkür edersiniz. Kız kardeşler heyecanla oradan ayrılmışlar. Akşam olmuş. Güzel kız kardeşlerinin de piyano resitaline geldiğini görmüş. Barbara, Bianca, canım kardeşlerim. Sizi çok özlemişim. Biz de seni özlemiş olabiliriz. Belki. Evinde ne kadar küçükmüş. Küçük mü? Burası bir saray ama. Piyano da çok eskiymiş. Eski değil aslında. Antika ve çok değerli. Barbara, Güzel'in uzaklaştığı bir an cebindeki iksiri gizlice çıkarıp Bianca'ya uzatmış. Bianca da Güzel'in piyanosuna iksirden 3 damla damlatmış. Bunu fark etmeyen Güzel gelip de piyano çalmaya başladığı an etrafında kapkara dumanlar gezinip kaybolmuş. Çalan şarkı birden yüksek sesli bir gürültüye dönüşmüş. Güzel herkesin hayret dolu bakışları içinde piyano tuşlarını vurup duruyormuş. Prens Richard
Güzeli sakinleştirmeye çalışmış ama başaramamış. Tüm misafirler şok halinde sarayı terk etmişler. Kız kardeşler de keyifle kendileri için ayrılan odaya geçmişler. Ertesi gün olduğunda Güzel karşısına çıkan herkese yine bağırıp çağırmaya başlamış. Prensesim, ne oldu sana böyle? Neyin var? Ne mi oldu? Bir canavarla evli olmak yetmez mi? Prens Richard, Güzel'in söylediklerine çok üzülmüş. Sanki iyi kalpli, nazik prensesi gitmiş, yerine gaddar, sinirli bir kadın gelmiş. Güzel her gün bahaneyle bir aşçıyı, bir bahçıvanı, bir hizmetçiyi kovuyormuş. Kız kardeşler de olanları keyifle izleyip saraydaki odalarında prensin Güzel'i terk edeceği günü bekliyormuş. Acaba prens Güzel'i terk edince bu saray bana kalır mı? Büyük olduğum için sarayda prens de benim hakkım. Prens Richard, piyanonun tuşlarını tamir ettiği bir gün gözüne piyanonun altında duran boş bir iksir şişesi takılmış. Aa, olamaz. Yoksa bu şişe... İksir şişesini eline alınca bunun Cadı Rosa'nın işi olduğunu anlamış. Hemen atına atlayıp Cadı Rosa'nın şatosuna doğru yola çıkmış. Şatonun kapısı güm diye açılmış ve içeri Prens Richard girmiş. Bizden ne istiyorsun cadı? Söylesene Güzel'i neden büyüledin? Bunu yapan ben değildim ki. Güzel'in kız kardeşleriydi. Prens çaresizce bunu nasıl düzeltebileceğini sormuş Cadı Rosa'ya. Bana ancak güzelliğimi geri getirecek bir şey verirsen bu büyüyü bozabilirim. Prens Richard yanından asla ayırmadığı annesinden tek hatıra olan dilek kolyesini cebinden çıkarıp Cadı Rosa'ya uzatmış. Ne isterse dileyebileceğini ama 3 gün sonraki dolunayı beklemesi gerektiğini söylemiş. Cadı Rosa kolyeyi alıp bir kutunun içine saklamış. Aynaya doğru büyü yapıp prense dönmüş. İstediğin oldu. Güzeli eski haline getirdim. Ama bu kolye işe yaramazsa o zaman benden kork prens. Prens sevinçle sarayına dönmüş. Güzel'in karşısına geçip ona olanları bir bir anlatmış. Güzel de bütün çalışanları çağırtıp hepsinden özür dilemiş. Bunları gören Barbara ve Bianca ise yenilgilerini kabul edip sarayı terk etmişler. Cadı Rosa, güzelliğin ve iyiliğin dış görünüşte olmadığını henüz anlayamamış. Oysa bir insanın kalbi iyiyse yüzündeki ışık her zaman güzel olurmuş.